belediyelere atılan, DBP'li belediyelere atanan kayyumları konuşacağız ama İstanbul Belediyesi'ne atılan kayyumu da konuşmak lazım. Onu da ıskalamadan gitmek lazım. Ben az önce şöyle bir şey yaptım. Biliyorsunuz gruplara basın bültenleri dağıtılır. Cumhuriyet Halk Partisi'ne dağıtılır. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne dağıtılır. Ara verildiğinde Adalet ve Kalkınma Partisi'ne dağıtılan basın bültenine şöyle bir bakma imkanım oldu. Ve gördüm ki aslında bugün İstanbul Belediyesi'ne Kadir Topbaş'a yapılan muameleyle, istifaya zorlanmasıyla alakalı herhangi bir şey yok. Halbuki bugün basında çıkan haberler var. Bunlardan bir tanesini en azından hatırlatmak isterim. Yazan kişi ilginç. Akif Bekir yazmış. Şu anki Cumhurbaşkanı'nın danışmanıydı biliyorsunuz 3,5 yıl boyunca. Biraz uzun okuyacağım çünkü aradan seçtiniz, cımbızladınız denmesin diye. Erdoğan seçime kadar değişimi, dönüşümü, yenilenmeyi sürdüreceklerini söylüyor. Parti teşkilatları için bu geçerli olabilir. Zaten kongreler yapılıyor. Fakat herhalde belediye başkanlarının istifa görüntüsü altında örtülü müdahalelerle görevden alınmalarını kastetmiyordur. Çünkü bunun demokratik bir değişim, dönüşüm ve yenilenme olarak görülmesi pek mümkün değil. Partinin il başkanları ile belediye başkanları bir tutulabilir mi? Aynı muameleye tabi olabilir mi? İkisi de başkan ama biri genel merkeze, öbürü doğrudan millete bağlı. Birini atama, onaylama yetkisi partide, öbürü seçmen iradesiyle geliyor. Ne oldu bu demokratik, antidemokratik müdahale ayrımlarına? Ruhuna Fatiha mı yoksa? Başkası yapsa AK Parti gök kubbeyi başına yıkardı. Sizin gayet yakından tanıdığınız ama sizin basın bültenlerinize yer bulamayan Sayın Akif Bekir'in sözleri. Başka bir söz, yine sizin yakından tanıdığınız, sevdiğiniz, saydığınız 17-25 Aralık operasyonundan sonra yurt dışına aracı olarak gönderdiğiniz başka bir gazeteci şahsiyet Fehmi Koru şunu söylemiş. Yöntem Fransız ihtilali sonrası konvansiyonda birbiri ardına kellelerin düşmesini andırıyor demiş. Daha veciz bir şekilde ifade etmiş. Şimdi değerli arkadaşlar, İstanbul Belediyesi'ne ya da adı sıkça geçiyor Melik Gökçe'ye yapılacak olan şey ya da başka belediyelere yapılacak olan şey bildiğiniz bir kayyum operasyonudur. Burada beni ilgilendiren tarafı şu. Bu belediye başkanlarının yorulmuşlukla, başarısızlıkla ya da buna benzer objektif bir kriterle görevlerinden ayrılıyor olduklarını söylemek siyasetinle alay etmek olur. Ortada şöyle açık bir mesele var. Bir siyasi suç istat edilerek bu sizin de okuduğunuz, bizim de okuduğumuz gazetelerde olağanüstü hal koşullarında mümkün olan mertebede yazılabiliyor. Ve ısrarla söylenen şey şu. FETÖ bağlantılı olduğu için görevden el çektiriliyor, istifaya zorlanıyor veya yolsuzluklarla alakalı istifaya zorlanıyor gibi ifadeler sizin parti yetkilileriniz tarafından da üstü kapalı bir şekilde ifade ediliyor. Şimdi sorum şu, eğer FETÖ ile bağlantılı bir şekilde Kadir Topbaş görevden el çektirildiyse bu sadece onu istifaya zorlamakla bitecek bir süreç değil. FETÖ'nün bir terör örgütü olduğunu burada herkes biliyor. Mahkemelerde yargılanan insanlar var. Ya da yolsuzluklarla alakalı bir durum söz konusuysa görevde el çektirmek yetmez. O zaman yargılayacaksınız arkadaşlar. Melek Gökçe'yi de yargılayacaksınız. Kadir Topbaş'ı da yargılayacaksınız ki kamu vicdanı yerini bulsun. Hepinize teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim.